Herkese merhaba. Evde kaldığımız bu günlerde bugün sizlerle beraber valibah yapalım inşallah. Daha öncesinde web sayfamda bu tarifi sizlerle paylaşmıştım. Bugün de videolu olarak sizlerle paylaşacağım inşallah. Öncelikle patateslerimi güzelce haşladım. Ve şu anda hala çok sıcaklar. Çünkü içine tereyağı ile beraber güzelce karıştıracağız. Ve bir çatal yardımıyla patateslerimi güzelce eziyorum. Bu sırada içine tereyağını da ekleyelim. Böyle hem tereyağımız o patatesin sıcaklığıyla erisin hem de özdeşsin inşallah. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı patatesime ekliyorum. Şöyle hem karıştırıyorum hem de eziyorum. Tuzumu da ekliyorum. Benim tereyağım tuzlu olduğu için çok fazla tuz eklemiyorum. Siz o tuz miktarını kendinize göre ayarlayın. Şöyle bir bakın tadına. Eğer tuzu azsa biraz daha ekleyebilirsiniz. Şöyle damağınıza güzel gelsin. Evet. İç harcı olarak patatesimizi güzelce hazırladık. Şimdi bunu kenarda bekletelim. Beze yapacağız ama hamurumuzu bir güzelce yoğuralım. Daha sonra bezesini yaparız inşallah. Şöyle üzerini hatta bir streçle kapatalım veya bir şeyle kapatalım ki kurumasın. Burada yaş mayan var. İsterseniz instant maya da kullanabilirsiniz. Yaş mayanın üzerine şekerini ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar ya da bir tatlı kaşığı kadar. Hani tamamen size kalmış. Şöyle kaşığımla güzelce yaş mayamı karıştırıyorum. Mayamız eriyecektir şekerle beraber. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet bakın şekerle maya gayet güzel eridiler. Şimdi üzerine ılık suyumu ekliyorum. Her zamanki kullandığım ölçü su bardağını kullandım. Unu da aynı bardak ile ölçtüm. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Tabi isterseniz elinizle de güzelce yoğurabilirsiniz. Aynı kullandığım su bardağı ile, ölçü bardağı ile unumu da ölçtüm. Ve unumu ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve tuzumu da unumun üzerine ekliyorum. Şöyle elimle yoğuracağım. Bu hamur diğer hamurlara göre bir tık daha sert olacak. Evet, hamurumu yoğurdum. Bakın şöyle normal mayalı hamurlara göre biraz daha sert olan bir hamur oldu. Şöyle kabımı yağlıyorum. Mayalandıktan sonra kolay çıkması açısından. Hamurumu şöyle güzelce kabıma yerleştiriyorum. Üzerini streçleyeceğim. Un olarak da 7,5 su bardağı un kullandım. Ama siz mutlaka kontrollü ilave etmeyi unutmayın. Mayalanan hamurumu tezgahıma çıkartıyorum. Güzelce beze yapacağım şimdi. Tavanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre bu bezeleri ayarlayın. Yaklaşık 10-12 civarında beze çıkartacağım. Hamurumu güzelce beze yaptıktan sonra üzerine şöyle kapatıyorum. Ve aynı şekilde patatesimi de 12 tane beze yapacağım.
burundan alıyorum. Şöyle elimle biraz açıyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Patates toplarından da bir tane alıyorum ve hamurumun içine güzelce yerleştiriyorum. Şöyle. Ve şöyle. İsterseniz elinizle bastırarak güzelce açabilirsiniz. İsterseniz bir merdane yardımıyla inceltebilirsiniz. Ve sıcak sıcak güzelce yağlıyorum. Evet, malibahlarım hazır. Bakın yumuşacık, gayet güzel, çok lezzetli birer börek oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Şöyle yumuşacık. Ben patatesli yaptım ama isterseniz farklı iç malzemeleri de kullanabilirsiniz. Ispanaklı da deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, evde kalın.